Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gene bugün bir alışveriş yaptım. Fakat paketleri büyük büyük. A101'den, BİM'den, altın bileklerden ben karışık yapıyorum. Bir çıktım mı pazar arabamı alıyorum. Geze geze neresi uygunsa oradan alışveriş yapıyorum. Bakın böyle 5 kilo bir un aldım. Hep böyle büyük paketlerde aldım bugün. Zaten her zaman büyük paketlerde almayı tercih ediyorum. Bir paket pirinç aldım böyle. Bunları hep BİM'den aldım. Bir paket değilmiş. İki paket almışım. Bakayım kaç kilogram. 2,5 kilogramlık paketlerde almışım pirinçleri. 5 kiloluk da un almışım. Böyle ekonomik oluyor. Gene de bardağımın birisi düştü. Aa, hepsi düştü. Islak su değmiş. 6 tane su bardağı aldım böyle. Tezgaha koymuştum. Orada su değmiş. Paketimiz açıldı. Neyse olsun. Bulaşık makinesine koyacağım zaten. Şöyle 6 tane de su bardağı aldım. Bir pakette buzdolabı poşeti aldım. Ama hiç paketle torbalarda ince ince keşke almasaydım. Buzdolabına koyduğumuz şey torbalar hemen delinip dökülüyor. Aslında markasına güvenerek almıştım ama hiç güzel değil. Bakın böyle hemen deliniyor buzluğa koyduğumuzda. Neyse bunu böyle ufak tefek şeylere kullanırız. Daha sağlam bulursak artık inşallah daha sağlam poşetler alırız. Bu kadarcık aldığım 220 lira tuttu. Şu su bardaklarını şöyle iç içe koyuyorum. Bulaşık makinesine götüreyim. Nasıl olsa paketi bozuldu. Eyvah eyvah. Ya kıracağım ya yıkayacağım. Belli değil. Bir de şöyle meyve tabakları aldım. O söylediğim fiyatın içinde. Böyle 4 tane plastik tabak aldım. Mısır patlatınca falan koyarım diye. Hoşuma gitti. Başka da kalmamıştı. Böyle 4 tane kalmıştı. Dördünü de aldım. Meyve de koyulabilir. Sebze meyve doğrarken de kullanılabilir. Çok amaçlı bir plastik tabak. Bakın şöyle tabağımızı hemen kullanmaya başlayalım. Ben kuşburnu çayı yapacağım. Difrize koyacağım bunu. Kışın bundan çay yapacağım. Şu burunlarını temizleyip buzdolabı poşetine koyuyorum. Buzluğa koyuyorum. Kışın şöyle birer avuç birer avuç demliğe koyup demleyip içiyoruz. Soğuk algınlığına, öksürüğe, mide rahatsızlıklarına bir sürü faydası varmış bu kuşburnunun arkadaşlar. Allah'ın mucizesi diyorum. Hazır zamanı gelmişken sizler de böyle buzluğunuza koyun. Kışın doğal doğal içersiniz kuşburnu çayı. Önce tabii ki bütün bütün yıkamamız lazım. Kışın da şeye demliğe koyarken hemen gene bir sudan geçireceğiz. Buzdolabı kokusu kalmasın. Güzelce demleyeceğiz. Aynı çay demler gibi. Çay demler gibi demliyoruz. Rengi güzelce çıkınca içmeye başlıyoruz. Birkaç kere içilebilir. Hemen atmıyoruz. Suyu bitince bir iki kere daha su ilave edebilir, içebiliriz. Böyle burunlarını tek tek alıyoruz. Buzdolabında saklamazsak da buzlukta. Bu çabuk bitleniyor.
O yüzden difrizde saklamamız lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.